Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere bu çantanın yapımını tüm detayları ile paylaşmak istiyorum. Örgü detaylarla güzel. Bakın çantanın yan detayı, çanta sapımız, iç astarımız, tüm detayları sizinle paylaşacağım. Örmeden önce çantamızın ölçülerini de size göstermek istiyorum. Evet, çantamızın eni 39 santim. Boyu ise bakın tam sapın oradan ölçüyorum. 32 santim. Kullandığım ipleri ve renk kodlarını da yine açıklama kısmına eklerim. İsterseniz aynı renklerde örebilirsiniz. Hadi gelin başlayalım örmeye. Motiflerimizi örmeye sihirli halka ile başlıyoruz. Sihirli halkayı ben böyle çift kat dolayarak yapıyorum. Hem sağlam olması için hem de orta kısmının daha güzel gözükmesi için. Halkayı bu şekilde tutuyorum. İlmeğim içinden çıkartıyorum. Ve iki zincir çekiyorum. İkili trabzan şeklinde devam ediyoruz. Tığımın üzerine bir kere doluyorum. Aynı noktaya batıyorum. İlmeğimi çıkartıyorum. İlmeklerimi ikişer ikişer örüyorum. İkili gruplar örüyoruz. Arada bir zincir. Tekrar ikili trabzan. 1 2 adet. Arada bir zincir. İkili gruplarımız toplam 8 adet olacak şekilde örelim. Bakın 1 2 3.'ü ördüm. 5 adet daha ikili grubumuzu örelim. Sıranın sonunda görüşelim. Evet, 8 adet ikili grubumu ördüm. Şimdi orta kısmını sıkılaştırıyoruz. Bakın başlangıç ipimden hafifçe tutup çekiyorum. Kısalan ipimi bakın tek katını sağ tarafa doğru çekiyorum. İyice sıkıştıralım. Bakın burada bir ilmek oluştu. Yine başlangıç ipimden tutup ilmeğimizi içeriye alıyoruz. Şimdi bakın başlangıç ipimi şu başta çektiğim zincirimin bakın şu kısmından geçiriyorum. Buranın güzel gözükmesi için yapıyorum bu işlemi. Örgü detaylarla güzel. Detaylı örersek güzel örgüler, kaliteli örgüler elde edebiliriz. Bakın. Tam oradan ilmeğimi çıkarttım. Şimdi devam edelim. Bakın bir zincirimi çektim. İlk trabzanımın tepesine batıyorum. Zincirime değil. İlk trabzanın tepesine batıyorum. Tığımın üzerine alıp tek seferde çıkıyorum ve ipimi kesiyorum. İplerimizi düzgün şekilde gizlemek önemli. Hem sağlam olması gerekiyor. Bakın burası motifimin arka yüzü. İplerimi gizlerken şu arka kısımlarına dolayarak ipimi gizliyorum. Bakın şuralara. Son şeyde ilmeğimi çıkartıyorum, ipimi içinden geçirip ipimi kilitliyorum. Bir zincir çektiğim noktada ipimi bırakıyorum. Bu benim başlangıç ipimdi. Bunu da yine gizliyorum. Yukarıya çıkartıyorum. Son ördüğüm sıraya. Bunu da bakın aynı şekilde gizliyorum. Bir zincir olan yere kadar ipimi yürüttüm. Şimdi yeni rengimize geçiyoruz. Yeni rengim siyah renk kullanıyorum. Kameradan net görünmeyeceği için farklı bir renkle öreceğim. Yeşil rengi elime alayım. Normalde ikinci sırayı siyah renk ile örüyorum.
Evet, yine 3 milim tığımı elime aldım. Bir zincir çektiğim, bakın orta kısımlardan tığımı geçirdim. İlmeğimi çıkartıyorum. Bakın. Başlangıç ipimi sabit duran ipimin etrafında çeviriyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimizi iyice sıkıştıralım. Tekrar iki zincir çektim. Bakın bu ipi de aşağıya indiriyorum. Tığımın üzerine bir kere doladım. Yine ikili trabzan şeklinde devam ediyoruz. Bir zincir çektiğim yerlere 3 adet ikili trabzan örüyorum. Tekrar bir zincir. Bakın bu başlangıç ipimdi. Yine bunu da gizliyorum. Bir zincir olan kısma kadar yürütelim. Bakın. Bunları neden detaylı gösteriyorum? Çünkü renkli örgülerde iplerimizi temiz şekilde gizlemek çok önemli. Yoksa örgümüz dağılabilir ve hoş görüntü elde etmeyebiliriz. Yine aynı devam eden bir zincir çektiğim yere 3 adet ikili trabzan örüyorum. Aralarda bir zincir. Aynı şekilde devam edelim. Üçlü gruplarımız yine 8 adet olacak. Devam edelim. Sıranın sonunda görüşelim. Evet, siyah rengimle ben örmeye devam ettim. Bakın, son bir zincirimi de çektim. İlk trabzanımızın tepesine batıyorum. Tığımın üzerine alıp tek seferde çıkıp ipimizi kesip yine aynı şekilde ipimizi gizliyoruz bir zincir olan yere kadar. Evet, ipimi gizledim. Yeni rengime geçiyorum. Yine bir zincir olan boşluktan başlıyorum. İlmeğimi çıkarttım. Başlangıçlarım hep aynı. Bakın sabit duran ipimin etrafında döndürüyorum. Bu şekilde başlamak hem temiz bir başlangıç oluyor, hem de ipimizi de gizlemiş oluyoruz. İki zincir çekiyorum. Yine ikili trabzan şeklinde devam ediyorum. Tığımın üzerine doladım. Aynı yere ikili trabzan ördüm. Baştaki zincirimle beraber 2 adet oldu. 3 zincir çekiyorum arasında. Tekrar aynı yere 2 adet ikili trabzan örüyoruz. Devam eden bir zincir çektiğim boşluğa tekrar aynı işlemi yapıyorum. 2 adet ikili trabzan, 3 zincir, tekrar 2 adet ikili trabzan. Aralarda zincir çekmiyorum. Sadece bakın bu ikili grubun arasında 3 zincir çekiyoruz. Toplam yine 8 adet olacak bu gruplarımız. Sıranın sonunda görüşelim. Sıra sonuna geldim. Yine ilk trabzanımın tepesine batıyorum. Tığımın üzerine alıp tek seferde çıkıyorum. Ve devam eden şu boşluğa batıyorum. Tığımın üzerine alıp tek seferde çıkıyorum. İlmek kaydırma yapmış oldum. 2 zincir çekip bir üst sıraya çıkıyorum. 3 zincir çektiğimiz boşluğa toplam 7 adet ikili trabzan örüyorum. Baştaki zincirimle beraber. Bakın 1, 2, 3.deyim. 4, 5, 6 ve 7. Arada zincir çekmeden yine devam eden 3 zincir çektiğim boşluğa 7 adet ikili trabzan örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Aynı şekilde devam edelim. Sıramızı tamamlayalım.
Evet, sonuncuyu da ördüm. Yine ilk trabzanımın tepesine batıyorum. Tığımın üzerine alıp tek seferde çıkıp ipimi kesiyorum ve yeni rengime geçiyorum. Yeni rengime geçiyorum. Hiçbir zaman bitiş noktamdan başlamıyorum. Bakın, farklı bir noktadan başlıyorum. 7 adet ikili trabzan örmüştük. Bakın, 1, 2, 3'üncünün tepesinden başlıyorum. Başlangıç yerlerime de dikkat edin. Bu şekilde örerseniz daha düzgün elde edersiniz bu motifi. Bir zincirimi çektim. Trabzanlarımın bakın tepelerine birer adet sık iğne yapıyorum. Devam eden trabzanın tepesine battım. Hepsine birer adet ipimi de içten yürütüp gizlemiş oluyorum. Bu kadar yeterli. Şimdi tığımın üzerine bir kere doluyorum. Bakın, buraya değil bir alt boşluğa batıyorum. İlmeğimi arkadan alıyorum ve 3 ilmeği beraber örüyorum. Yine trabzanlarımızın tepesine batıyoruz. Batarken ilk trabzanın tepesine batalım. Sayarak devam edelim ki karışıklık olmasın. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Yine tığımın üzerine alıyorum, bir alt sıraya batıyorum. Burada elimizi çok sıkı tutmayalım. Bakın, hafif gevşekçe bırakıyorum. Üçünü beraber örüyoruz. İlk trabzanın tepesine yine aynı şekilde batarak devam ediyoruz örmeye. Devam edelim, sırayı tamamlayalım. Evet, sıranın sonuna geliyorum. Bakın, buraya da yine batıyorum. 1, 2 ve yine ilk sık iğnemin tepesine batıyorum. Tığımın üzerine alıp tek seferde çıkıyorum. İpimi kesiyorum. Motifimizi böyle elimizle düzeltelim. Ve yeni rengimize geçelim. Yeni rengime geçtim. Bakın, şurası orta kısımdı. Bakın, bu tepe noktası. Buraya batmıyorum. 1, 2 ve 3'üncüden başlıyorum örmeye. İlmeğimi çıkarttım. Etrafında döndürdüm. Bir zincirimi çektim. Devam eden sık iğneye yine sık iğne ile batıyoruz. Evet, bir zincirle beraber 3 adet sık iğne ördük. Şimdi tekli trabzan, yalancı sık iğne de deniliyor. Beni dikkatlice izleyerek devam edin örmeye. Tığımın üzerine doluyorum. Devam eden sık iğnenin tepesine batıyorum. Bakın, üçünü beraber örüyorum. Tığımın üzerine bir kere doluyorum. Devam eden yine sık iğneme batıyorum. İkili trabzan örüyorum. Devam eden sık iğneye yine batıyorum. 3 ilmek var. Bakın, önce bir tanesini örüyorum. Sonra ikisini, sonra ikisini. Üçlü trabzan örmüş oldum. 2 kere doluyorum. Bakın, burası orta kısımdı. Burada da yine üçlü trabzan örüyoruz. 2 kere tığımızı dolayıp ikişer ikişer ilmeklerimizi örüyoruz. 2 zincir çekiyorum. Tekrar aynı yere üçlü trabzan örüyoruz.
Devam eden yine trabzanımıza bakın. Bir kere dolayıp üçlü trabzan örüyorum. Sonrasında ikili trabzan. Sonrasında tekli trabzan. Ve 3 adet sık iğne. 2 ve 3. Bakın şu orta kısım gelmeden bir öncekine yine tekli trabzan. Orta kısma düz sık iğne. Diğer tarafına yine tekli trabzan örüyoruz. Sonrasında 3 adet 1 2 3 adet sık iğne. Bu sırada motifimizi kareye döndürmek için yapıyoruz bu basamakları. Bakın burada da burayı dümdüz yapmak için tekli trabzan örüyorum. Sonrasında ikili trabzan. Sonrasında bir kere dolayıp üçlü trabzan. Sonrasında iki kere dolayıp üçlü trabzan. İki zincir. Yine aynı yere 3 adet ikili trabzan. Bir kere dolayıp üçlü trabzan, sonrasında ikili trabzan ve tekli trabzan. 3 adet sık iğne. Tekli trabzan, sık iğne ve tekli trabzan. İki köşeyi ördüm. İki köşemiz kaldı. Bakın. Devam edelim. Aynı şekilde başlangıçta görüşelim. Bakın sonuncuyu da yapalım. Tekli trabzan, sık iğne, tekli trabzan. Ve ilk sık iğnemin tepesine batıyorum. Tığımın üzerine alıp tek seferde çıkıyorum. Bir üst sıraya yine aynı renkle devam ediyoruz. Şu şekilde geçiş yapıyorum. İsterseniz iki zincir çekip yine aynı noktaya ikili trabzan yaparak bir üst sıraya çıkabilirsiniz. Fakat düzgün geçiş yapmak için şöyle geçiş yapıyorum, bakın. Hiç belli olmuyor bir üst sıraya çıkışım. Tığımın üzerine bir kere doluyorum. Aynı yere batıyorum. İlmeğimi alıp çıkıyorum. 3 ilmek var. İkisini örüyorum. İkisi tığımda beklemede. Tığımı çıkartıyorum. Bakın yukarıdan aşağıya batırıyorum. İlmekleri tığıma geçirdim. Bu şekilde örüyorum. Tekrar tığımın üzerine doladım. Aynı yere ikili trabzan örüyorum. Bu sırada aynı noktalara hep ikili trabzan batarak devam ediyoruz örmeye. Hepsinin tepesine birer adet. İkili trabzan hep örüyoruz. İki zincir çektiğim yerde 2 adet ikili trabzan, tekrar 2 zincir ve tekrar 2 adet ikili trabzan. Tepelerine yine birer adet ikili trabzan örüyoruz. Bakın, iki zincir
çektiğim boşluktaki trabzan sayımızı beraberce sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21. 21 adet, bakın bu iki zincir çektiğim boşluktaki trabzan sayı. Aynı şekilde devam edelim ve sıramızı tamamlayalım. Evet, sonuncu ikili trabzanımı da ördüm. Yine ilk trabzanımın tepesine batıyorum. Tek seferde çıkıp ipimi kesiyorum. İplerimizi sağlam şekilde gizlediğimiz için böyle makasla tam kökünden temizleyebiliriz. Sonrasında motifimizin, bakın, böyle kıvrılmaması için ütümüzü en düşük ayara getirip motiflerimi ben ütülüyorum. Motiflerimizi ütüleyince daha düzgün bir görüntü elde ediyoruz. Motifimizi ördük. Motiflerimiz bu şekilde. Çantamız için toplam 24 motif gerekli bize. 24 motifi aynı şekilde örelim. Ekleme kısmında görüşelim. Çanta için toplam 24 motifimi ördüm. Arkasındaki iplerimi temizledim. Ve motifimin arkasından düşük ısıda motiflerimi ütüledim. Eklemeyi yapmadan önce. Motiflerimizin de ölçüsünü sizinle paylaşmak istiyorum. Bakın, benim motifim 10 santim genişliğinde motifim. Şimdi sıra geldi eklemeye. Eklemeden önce şablonumuzu çıkartalım. Evet, 24 motifimi ördüm çanta için. Eklemeden önce de bu şekilde şablonunu çıkartıyorum rahat eklemek için. Siz de isterseniz ekran görüntüsü alabilirsiniz. Beni adım adım takip ederseniz eklemekte kesinlikle zorluk yaşamazsınız. Şimdi bakın, motiflerimizi öncelikle ön yüzünden değil, bakın ön yüzü burası, arka yüzünden eklemeyi yapıyorum. Bakın, birinci sırada iki motif var. Motifleri dizme sırama lütfen dikkat edelim. Bakın, ikinci sırada kenarlara boşluk verdim. Dört motif var. Üçüncü sırada altı motif var. Bakın, üçüncü sıra hemen bir üst sıradaki motifin altından başlıyor. Bakın, altı motif. Daha sonra beş motif var. Bakın, boşluk verdim. 5 motif, sonrasında 4 motif. Bakın, hemen şuradan başladım. En alt sırada da bakın şuralarda boşluk verdim yine. 1, 2, 3 motif var. Çantamızın bakın ağız kısmı şurası ve şurası olacak. Bu kısım. Şimdi ekleyince daha net kafamızda şekillenecek. Bu arada motiflerimizi ekleyip şöyle ilmek belirleyicilerle tutturup sonrasında eklemeyi yapıyorum. Daha rahat eklemek için. Sizin ilmek belirleyicileriniz yoksa iplerle de bağlayıp aynı işlemi yapabilirsiniz ya da çengelli iğneler de kullanabilirsiniz. Hadi gelin başlayalım. Evet, çengelli iğnelerimi, bakın, İlmek belirleyicilerimi hemen şu motifimin köşe noktalarından, bakın, 1, 2, 3, 4 motifimi de böyle ekliyorum. Muhakkak dördünü de ekleyin ki karışıklık yaşamayalım. Bakın, elimizde de düzeltelim sırayı karıştırmamak için. Hepsine ilmek belirleyici takalım. Bakın, buralara, bu üç köşeye, buraya, buralara hepsine takalım. Sonraki kısımda görüşelim.
Evet, ilmek belirleyicilerimi taktım rahat eklemek için. Bakın, her noktasına taktım. Bir kere daha şablonu size bu şekilde göstereyim. Bakın, çantamızın ağız kısmı şurası ve şurası olacak. Şimdi yine çantamızın motiflerimizin arka yüzünden bakın ikiye katlıyorum. Ağız kısmı buralardı, tam orta noktasından bakın şöyle ikiye katladım. Çantamızın ağız kısmının olduğu kısımları birbiri üzerine koyuyorum. Evet, bak çantamız hemen formunu aldı. Bakın şurada tek kat motifim var. Şurada da öyle. Bu tek motifimi bakın şöyle ikiye katlıyorum. Hem sağdakini hem soldakini. Hemen şuradaki ilmek belirleyicime yine tek köşesini geçiriyorum. Bu işlemleri muhakkak yapalım ki rahat eklememizi yapabilelim. Bakın çantamız formunu aldı. Şu açık kısımları da yine ilmek belirleyicilerimin içine alıyorum. Karışıklık yaşamamak için. Böyle. Şimdi eklemeye başlayabiliriz. Eklemeyi motiflerimi 3 milim tığ ile örmüştüm. Eklemeyi 2,5 milim tığ ile. Evet, çantamızın bakın şu kısımlarını eklemeyeceğim. Şurayı ve şu kısmını. Çantamızın sapları bakın şu noktada olacak. Diğer kısımların hepsini ekleyeceğiz. Eklemeyi olabildiğince ipimi kesmeden devam etmek istiyorum. Nasıl yapacağım bunu? Bakın şuradan başlarım eklemeye. Ekledim. Hemen arkasını döndürüp bakın yukarı çıkacağım. Sonra eğer devam etmem gereken bir nokta varsa oradan da eklemeye devam edeceğim. Şimdi başlayalım. Evet, çantamızın bakın ağız kısmı bu noktaydı. Şuradan başlayalım eklemeye. Bakın şöyle ekleyeceğiz. Arkasını döndürüp bakın şuraya geleceğiz. İpimi kesmeden yine böyle ekleyip arkasını döndürüp şurada yine başlangıç yerimde ipimi keseceğim. Zemin rengi ile eklemeyi yapıyorum. İlmek belirleyicimi çıkartayım. Bakın köşeden tığımı geçirdim. Şöyle. İlmeğimi çıkarttım. Yine etrafında döndürüyorum. Bir zincirimi çektim. Aynı noktaya bir adet daha sık iğne yapıyoruz. Hem öne hem arkaya. Şimdi bütün trabzanlarımın tepelerine bakın. Hem öndekine hem arkadakine batarak eklemeyi yapıyorum. İpimi içten yürütüyorum. Arada kalacak şekilde. Ne demiştik? İplerimizi düzgün gizlemek önemli. Örgü detaylarla güzel. Detaylı örersek kaliteli örgüler elde edebiliriz. Tepe noktalarına batarak eklemeyi yapıyoruz. Bakın şöyle. Aynı şekilde devam edelim. Şuraya gelelim. Evet, şuraya geldim. Bu arada çıkarttığım ilmek belirleyicimi yine bu noktaya takayım ki karışıklık olmasın. Evet, şimdi buradaki ilmek belirleyicimi de yine çıkartıyorum. Buralar biraz oyalayıcı olacaktır ama rahat eklememizi de sağlıyor. Bakın tam iki zincir çektiğim noktaya geldim. Hem öndeki motifime hem arkadaki motifime 2 adet sık iğne örüyorum. Şimdi bir alt sıradaki yine köşelerden devam ediyorum eklemeye. Hem öndekine arada zincir çekmeden devam ediyorum.
Sık iğne örmeye köşelerde 2 adet. Yine trabzanlarımızın tepelerine batarak devam edelim. Örmeye böyle. Bakın arkadan şu şekilde görünüyor. Devam edelim. Aynı şekilde olacağı için bu kısmı göstermeyeceğim. Aynı şekilde ekleyelim. Köşelere dikkat edelim. Bakın iki sağda, iki solda batıyoruz. Yine buradan da ekliyoruz. Sıramızı şaşırmadan bakın şuraya kadar geliyoruz. Devam edelim eklemeye. Bir sonraki kısımda görüşelim. Motiflerimi eklemeye bakın şuradan başlamıştım. Böyle devam ettim. Hemen arkasını döndürdüm. Bakın şuradan ileriye doğru çantamızın arka yüzündeki ağız kısmına kadar geldim. Ara ara ilmek belirleyicilerimizi çıkartınca çantamızın formunun bozulup bozulmadığına dikkat edelim. Motiflerimiz kaymasın. Şimdi bakın yine ipimi kesmeden şuradayım. Buradan itibaren yine aynı şekilde eklemeye devam edeceğim. Köşeden iki sık iğne yapıp yine devam edelim. Burayı da ekleyelim. Sonraki kısımda görüşelim. Evet, eklemeyi yaptım. Şu noktaya kadar geldim. Bakın tam başlangıç yerimde burasıydı. Bakın buradan ekledim. Tekrar tekrar göstermek istiyorum ki karışıklık olmasın. Şuradan başlamıştık eklemeye. İpimizi kesmeden bakın arkadan devam ettik. Yine ipimi kesmeden şöyle ekledim. Arkasını döndürdüm. Tam şu noktadayım. Şimdi burada ipimizi kesiyoruz. Bakın. Şurada iki sık iğne ördüm. Hemen ilk başlangıçtaki birinci sık iğnemin tepesine batıyorum. Tığımın üzerine alıp tek seferde çıkıp ipimi kesiyorum. Evet, ipimi kestim. Şimdi eklemeye yine devam ediyoruz. Şuradan eklemeye devam edeceğim. İpimi yine kesmeden arkasını döndüreceğim. Bakın şuraya kadar gelip bu noktada ipimi keseceğim. Sonrasında bakın şurayı ekleyeceğiz. Yine aynı şekilde devam edelim. Boşlukları ekleyelim. Ara ara size göstereceğim eklediğim yerleri. Şu ekleme yerinin bakın şu noktadan eklemeye başlayınca bakın şurayı eklemiştik. Buradan geçiş yaparken bir zincir çekeceğiz. Bu noktayı size göstereceğim. Diğer yerler yine aynı şekilde bakın çantamızın şu ağız kısmını eklemiyoruz. Şu kısmını açık bırakıyoruz. Diğer yerlerini ekliyoruz. Ekleyelim, eklemeye devam edelim. İlk eklememizi bakın şuradan başlamıştık. İpimizi kesmeden şuraya geldik. Sonrasında yine ipimi kesmeden devam ettim eklemeye. Bakın şurada ipimi kestim. Sonrasındaki eklemem şu noktadan başladım. Bakın şöyle ekledim. Arkasını döndürdüm. Bakın tam şuraya geldim. Burada ipimi kesiyorum. Bakın iki sık iğne ile ekledim. Burada ipimi şimdi bakın şuradan başlayalım eklemeye. Yine devam edip şu noktada ipimizi keselim. Bir detay var, onu göstermek istiyorum size. Bakın şu ekleme yerinden nasıl soldaki motife geçeceğimizi göstermek istiyorum. Evet, köşeden
Başlayalım. İlmek belirleyicimi çıkartıyorum yine köşeye. İlmeğimi taktım, etrafında döndürdüm, bir zincirimi çektim. Tekrar aynı yere bir adet sık iğne örüyoruz. Trabzanlarımızın tepelerine yine karşılıklı birer adet batarak devam ediyoruz. Devam edelim. Bakın şu ekleme noktasına gelelim. Evet, bakın ekleme yerine geldim. Hemen buraya 2 adet sık iğne yapıyorum. Köşe noktamıza. 2 adet sık iğne. Sonrasında bakın bu yükseltiden geçmek için bir zincir çekiyorum ve hemen yine soldaki köşelerden devam ediyorum eklemeyi yapmaya. Burası önemli bir detay. Detayları size aktarmak istiyorum ki düzgün örgüler elde edelim. Bakın burada bu işlemi yapmazsak ekleme yaptığımız nokta kasma yapabilir. Onun için bir zinciri çekmemiz gerekiyor. Aynı şekilde devam edelim eklemeye. Evet, buradan devam edeceğim. Yine şu noktada ipimi keseceğim. Sonrasında bakın açıkta kalan yerleri yine aynı şekilde mümkün olduğunca ipimizi kesmeden ilerlemek istiyorum. Sadece bakın şu noktalar, şurası ve şurası kalacak. Bu noktalarda, bu kısa mesafelerde ipimizi kesmek zorunda kalıyoruz. Buralarda ekleyip ipimizi keseceğiz. Diğer yerler böyle daha uzunca şekilde ekleyeceğiz. Motiflerimizi ekleyelim. Çantamızın sap kısmında görüşelim. Yine sap kısmında da önemli detaylar paylaşacağım sizle. Görüşmek üzere. Çantanın ekleme kısmını bitirdim. Çantamın iç yüzeyinden eklemeyi yapmıştım. Şimdi dış yüzeyini çevirelim. İplerimi de temizledim bu arada. Sıra geldi çantamızın sapını ve ağız kısmını örmeye. Yine buralarda önemli detaylar var. Örgü detaylarla güzel. Tüm detayları size aktarmak istiyorum. İki aşamada çantamızın ağız kısmını ve sapını öreceğiz. Önce bakın şuradan başlayacağız. Çantamızın sapının zincirini çekip devam edeceğiz örmeye. Sonraki kısımda da bakın şu kısmı öreceğiz. Hem çantamızın önünü hem de arkasını. Hadi gelin başlayalım örmeye. Evet, çantamızın ağız kısmı burası. Sapları buralara gelecek. Bakın hemen şu yan motifin şu orta kısmından başlayalım örmeye. Yine zemin rengi ile devam ediyorum örmeye. Tığ numaram 2,5 milim tığ. İlmeğimi çıkarttım. Yine etrafında döndürüp bir zincirimi çekiyorum. İpimizi iyice sıkıştıralım. Tekrar aynı yere bir sık iğne örüyorum. Devam ediyoruz sık iğne ile örmeye. Bakın bütün trabzanlarımın tepelerine birer adet sık iğne örüyorum. Aynı şekilde. İpimi de içten gizlemiş oluyorum. Bu kadar yeterli. Devam edelim. Birleşim yerine geldik. Bakın bu boşluğa 2 adet sık iğne örüyorum. Sağdaki tarafa, hemen soldaki tarafa da yine 2 adet sık iğne örüyorum. 2 sağa 2 sola. Devam edelim yine örmeye. Birer adet tepelerine batarak örelim. Aynı şekilde devam edelim. Bakın şuraya kadar gelelim. Çantamızın sap kısmına. Evet, bakın şuraya geldim. Şimdi 2 adet sık iğne örüyorum ve çantamın sapı için zincirimi çekiyorum.
Ben kolda rahat taşınabilir bir çanta örmek istiyorum. Onun için 150 zincir çekiyorum. Siz isterseniz daha uzun, isterseniz daha kısa da çekebilirsiniz. Zincirimizi çektikten sonra çantamızın sapı aşağı yukarı belli olacaktır. Zincirimizi çekelim. Ben 150 zincir çekeceğim. Sonrasında görüşelim. Evet, 150 zincirimi çektim. Zincirimin böyle düzgün bir şekilde gelmesine dikkat ediyorum. Yani şöyle kıvrılma olmasın. Kontrol edeyim. Evet. Bakın diğer ucuna şuradan başlamıştık zincirimizi çekmeye. Burası çantamızın ağız kısmı. Diğer ucuna şu boşluğa sık iğne ile batıyorum 2 adet. Yine aynı şekilde trabzanlarımızın tepelerine birer adet sık iğne örüyoruz. Devam edelim. Devam edeceğim örmeye. Bakın aynı şekilde buralarda 2 sağ tarafa, 2 sol tarafa batıyoruz. Devam ediyoruz. Burada da yine aynı şekilde çantamızın arka yüzünü döndüreceğiz. Yine bu sap kısmında 150 zincir çekip şurada birleşme yapacağız ve şu başlangıç yerine kadar örelim. Başlangıç yerine geldim. Bakın sonuncu sık iğneye battım ve ilk sık iğnemin tepesine batıyorum. Zincirime değil, ilk sık iğnemin tepesine. Tığımın üzerine alıp tek seferde çıkıyorum. Bir zincir çekip bir üst sıraya çıkıyoruz. Tekrar aynı yere batıyorum sık iğne ile ve örmeye devam ediyoruz. Sık iğne ile. Bir alt sıradaki ördüğümüz sık iğnelerimizin tepelerine birer adet batıyoruz. Şimdi bu noktada detayımız var. Bakın burası çantamın kenar kısmı. Şurası. Hem burada eksiltme yapacağım, hem diğer kenarında eksiltme yapacağız beraber. Oraya kadar gelelim. Örgüler detaylarla güzel. Bu detayları yapmazsak düzgün örgüler elde edemeyiz. Tam bu ekleme yerinde bakın 2 sağ tarafa 2 de sol tarafa batmıştık. İlk sık iğnemin tepesine batıyorum. Sonrakine batmıyorum bakın. 1 ikinci sık iğneme de batmıyorum. Üçüncüsüne batıyorum. Yani 2 adet eksiltme yapmış oluyorum bakın. Birinciye batmıyorum. Sol taraftaki 2 sık iğnemin de ilkine batmıyorum. Üçüncüye batıyorum. Sık iğne ile bu şekilde devam edelim. Böyle yaparsak burası dümdüz daha hoş bir şekilde yukarıya çıkacaktır. Bu işlemi yapmazsak çantamızın bu kısmında hoş bir görüntü elde edemiyoruz. Devam edelim. Çantamızın sapına kadar gelelim. Evet, sap kısmına geldim. Sonuncu sık iğneyi de örüyorum. Sonrasında bakın zincirimizin tek tarafına batarak çanta sapımızı örüyoruz. Zincirlerimizin hepsine birer adet batıyoruz. Sık iğne ile. Zincirimiz 150 zincirdi. Sık iğne sayımız da 150 sık iğne olacak. Devam edelim aynı şekilde çantamızın sapını örelim. Yine diğer tarafta da eksiltmeyi yapalım. Başlangıç yerinde görüşelim. Başlangıç yerine geldim. Şimdi bakın son sık iğneme battım. Battığım yerler önemli. Dikkat edelim. Ve yine ilk sık iğnemin tepesine batıyorum.
Bir zincir çekip bir üst sıraya çıkıyoruz. Yine tam dibine batıyorum. Sık iğne şeklinde örmeye devam ediyoruz. Bu benim üçüncü sıra sık iğne. Bakın, şurası çantamızın kenar kısmı. Buralarda yine eksiltme yapacağız ve çantamızın sapında da eksiltme yapacağız. Sap kısmında, hem kenarda hem de sap kısmında. Dikkat edelim. Beni dikkatlice izlerseniz siz de aynı şekilde aynı düzende örebilirsiniz. Bakın burada yine tam birleşim yerinde bir sağda bir solda eksiltme yapıyoruz. Bakın devam eden sık iğneye batmıyorum. Yine iki boşluk veriyorum. Bakın bir, iki ve üçüncüye batıyorum. Devam edelim örmeye. Sık iğne şeklinde. Bakın. Burası böyle daha düzgün V şeklinde devam ediyor. Devam edelim. Sapın olduğu yere kadar gelelim. Evet, dikkat edelim. Battığım, batacağım sık iğne tepelerine bakın. Şurası çantamızın sapına ait olmayan kısım. Bu son sık iğnemi de örüyorum. Ve bakın, sonraki sık iğneler çantamızda zincir çekmiştik sapı için. Bunlar onların sık iğneleri. Ve burada bir adet sık iğne örmüyorum, ikinciye batıyorum. Ve bir adet sapta eksiltme yapmış oluyorum. Sık iğne şeklinde örmeye devam ediyoruz. Bakın şu kenar kısmında iki adet sık iğne eksiltiyoruz. Sap kısmında bir sık iğne eksiltiyoruz. Çantamızın bakın sapının her iki tarafında da eksiltme yapıyoruz. Burada da eksiltme yapacağız yine. Bakın burada hangi noktada yapıyoruz? Yine zincir çektiğimiz kısmın üstünde ördüğümüz sık iğne. Bakın hemen şuradaki. Bunu örmeyeceğiz. Bir sonrakine batacağız. Arka tarafta da yine aynı işlemi yapacağız. Bu şekilde örüyoruz çantamızın etrafını. Toplam 6 sıra örüyoruz. Bakın şu anda 3. sıradayım. 3 sıra daha öreceğim. 3 sıra daha örelim. Sonrasında bakın çantamızın şu kısmından devam edeceğiz örmeye. Bakın şurası. Burada ilik açacağız, düğme dikeceğiz. Kenarını dönelim, sonraki kısımda görüşelim. 6 sıra sık iğneyi ördüm. Çantamızın saplarını bitirdim. Bakın şimdi sıra geldi şu kısmını örmeye. Diğer tarafını örmüştüm. Bakın burayı ördüm aynı şekilde. Şimdi diğer tarafı da sizinle paylaşmak istiyorum yapımını. Bu kısma düğme dikeceğiz. Benim ördüğüm kısma, bakın şöyle ahşap bir düğme tercih ettim. Diğer kısımda, bakın şimdi öreceğimiz kısımda da çantamıza ilik yeri açıyoruz. Çantamıza ilik yeri açıyoruz. Bu düğmeyi ilikle bağlamak için. Hadi başlayalım örmeye. Evet, şimdi yine tığ numaram 2,5 milim tığ. Yeni ipime geçeyim. Ve şuradan başlayalım. İlmeğimi çıkarttım. Sabit duran ipimin etrafında döndürdüm. Bir zincirimi çektim. Tekrar aynı yere bir adet sık iğne örüyoruz. Devam eden yine trabzanların tepelerine birer adet sık iğne örüyoruz. Şimdi öreceğimiz sırayı sadece 2 sıra örüyoruz. Bakın
Diğer tarafını örmüştüm. İki sıra ördüm. Şimdi burayı da yine iki sıra aynı şekilde örüyoruz. İpimizi içten yürütelim. Temiz bir çalışma olsun. Yeterli bu kadar. Şimdi devam edelim. Diğer tarafı ördüğümüz gibi, yani şu kısmı ördüğümüz gibi burayı da örüyoruz. Bakın köşe noktasında 2 adet sık iğne ve sonrasında yine bakın şu kısımlara aynı yukarıda battığımız gibi sık iğne ile batıyoruz. Herhangi bir arttırma, eksiltme yapmıyoruz. Hepsine birer adet batıyoruz. Böyle batarak devam ediyoruz. Aynı şekilde devam edelim. Bir tur dönelim. Bakın burada da yine 2 adet buraya batacağım. 2 adet de buraya sık iğne batıp sırayı tamamlayacağız. Sırayı tamamlayalım. Bir tur daha dönelim. Şu ilik açma yerinde görüşelim. İkinci sıranın bakın tam şu köşe noktasındayım. Şimdi düğmemiz için ilik yeri açıyoruz. İlik yerini açmadan önce de düğmemizi dikiyoruz. Bakın ben çantaya düğmeyi diktim. Bu şekilde yine ön tarafına düğmemizi diktik. İstediğiniz büyüklükte düğme dikebilirsiniz. Biraz büyükçe düğme daha hoş yakışacaktır. Arka tarafını yine döndüreyim. Burada. Şimdi ileğimizi açıyoruz. Bu arada yine sap yerlerinde eksiltmeyi yaptım. Aynı şu noktada yaptığımız gibi sap kısmına doğru eksiltmeyi yaptım. İkinci sırada. Evet. Bakın 2 adet sık iğne örmüştük. Birinciye battım. İkinciye de şimdi yine batıyorum. Ve 15 zincir çekiyorum. İlik için. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. Hemen yandaki yine sık iğnenin, bakın battığım yere değil, hemen yanındaki sık iğnenin tepesine batıyorum sık iğne ile ve yine hepsine birer adet sık iğne ile batıyoruz. Sonrasında iliğimizi kontrol ediyoruz. Düğmemize tam oldu mu? Ben düğmeme göre ilik açtım. Bakın. Burada şimdi iliğimi geçireyim. Bakın rahat bir şekilde benim iliğim geçti. Sizinki rahat bir şekilde geçmiyorsa zincir sayınızda eksiltme, arttırma yapabilirsiniz. Bu şekilde devam ediyoruz. Bu son sıramızdı zaten. Bakın başlangıç yerine geleyim. İpimi keseyim. Sonrasında bakın çantamızı ütülüyoruz. Saplarımızı da yine çantanın kendisini de ütülüyorum. Koton iplerle ördüğüm için rahatlıkla ütüleme yapıyorum. Üzerine pamuklu bez koyup düşük ısıda ütülememi yapıyorum. Sonrasında çantamızı astarlıyoruz. Bakın bu şekilde düz olmayan çantalara da astar dikmeyi kanalımda paylaşmıştım. Açıklama kısmına linkini eklerim. Siz de bu çantaya rahatlıkla astar dikimi yapabilirsiniz. Astarı da dikelim. Bitiminde görüşelim. Evet, çantayı bitirdim. Bakın bu şekilde bir görüntü elde ettik. Çanta süsü de yaptım. İsterseniz siz de yapabilirsiniz. Takıldığınız yer olursa muhakkak yorumlarda belirtin.
Farklı bir videoda görüşmek üzere, sağlıcakla ve sevgiyle kalın. Hoşça kalın.